Erkekler Öyle. konuşmalarla bahsedelim mi? Kaç yılında başladınız ve niye başladınız siz bu projeye? Ya başlamamın sebebi yani 2004'ten beri sivil toplumlardayım. Yerel ve global çok STK'da oldum. Ta ki Arya'yı kurana kadar sevgili Ahu'yla birlikte. O döneme kadar biriktirdim. Yani hem kendi işimden dolayı, girişimlerimden dolayı hem de hayatım içinde. Ya biz kadınlar için bir şeyler yapmaya çalışırken farkındalık yaratmak, rol modellik. Dünya Kadınlar Günü'nde devlet geliyor, erkanı, erkekler geliyor, açılışlar yapıyor. Tak diye gidiyorlar. Ya bir dakika bizi dinleyecektiniz. Çünkü konu bizdik. Sizin açılış yapmanıza ihtiyacımız yoktu. Aslında birbirimizi duymamız gerekiyordu. Hey gitmeyin kaç yerde espriyle karışık demişimdir. Ya nereye gitti bu erkekler? Aslında tam duymaları gereken zamanda gittiler. Gidince dedim ki ya ben kadın girişimciliği, kadın istihdamı, gençler bilmem ne diye mücadele ederken kendim için, kendimle. Çünkü benim geçtiğim yollardan kimsenin geçmesini istemiyorum. Yani kimse yani geçmek istiyorsa geçsin de hani ben en azından elimden geleni yapayım. Dedim ki ya bir dakika toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir şey var. Feminizmi erkekler nasıl anladı? Kadınlar nasıl anladı? Feminizm ne? Ondan sonra neden hırçın kadın olarak yorumlanıyor? Sanki erkek düşmanı kadınların bir arada geldiği bir oluşummuş gibi. Halbuki kadın sorunlarına farkındalık, sosyal ve ekonomik anlamdaki farkındalık, toplumsal cinsiyet eşitliği de kadın erkek iki tarafın bir arada olması. Bunları biriktirdim bir dakika dedim ya erkekler nerede? Sağıma soluma baktım. Erkekler yok. O zaman dedim ki şu saha kenarındaki erkekleri bir çekelim içeriye. Onlar için konuşalım. Konu kadın olmasın. Çünkü herkes kadın üzerinden konuşmayı sular seller gibi beceriyor. Bir erkeğe erkeklik nedir? Sen kendi cinsiyetinle ilgili neler hissediyorsun? Ne tür kodlamalar altındasın? Ya senin ruhun ezildi mi? Sen özgür müsünü sorduğumuzda kadından giriyor, kadından çıkıyor. Her seferinde bir dakika konumuz sizsiniz diyorum. 2018'di. Yola çıktık. Çıktığımızda da ya deli misin? Vallahi çok taşlanırsın dediler. Ondan sonra risklidir dediler erkekliği konuşmak. Ya biz konuşmayalım. Yani kadınlar konuşacak bu konuyu. Çünkü erkeklik çok ağır bir konu. Bunu erkeklerin oturup konuşması zor olabilir dedik. 2018'de başladık. Kaç sene? 3 sene bitirdik. Kimlerle yola çıktınız? Adını herkesle, toplumdaki herkesle, ben gençlerle, ben yaptığım bütün projeleri gençlerle yapıyorum. Arya Kadın Yatırım Platformu'nun içinde yapıyoruz bunları. Çünkü orada da toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili hedeflerimiz ve aldığımız sorumluluklar var. Hep gençlerle projeleri yaparım. Çünkü onlarla birlikte yol arkadaşlığı beni de çok canlı tutuyor. Erkekler konuşuyor ama bu defa farklı konuşuyor dedik. Aslında konuşamadıkları için konuşuyor demiştim. Konuşmaları gerektiğini idrak edelim diye söylemiştim onu. Konuşuyoruz. Çok açık yüreklilikle, şeffaflıkla konuşanlar var. Daha kontrollü konuşan var. Ya erkekliği nasıl konuşuruzu anlamaya çalışanlar var. Ama konu cinsiyet eşitliği. Çıkış noktası da şuydu Tülay. Dedim ki dünyada kadına yönelik fiziksel ya da psikolojik bir şiddet varsa gelenekselde erkeğe uygulananın kadına yansıma halidir. Yani hey erkekler size de bir kodlama var, bir şiddet uygulanıyor. İstemediğiniz bir hayatı yaşıyorsunuz, yaşatılıyor. O zaman yani bir tek kadına yönelik bir durum değil bu. O zaman birlikte hareket edelim cinsiyet eşitliği. Çünkü insan temelinden hareket ettik. Çok doğru bir çıkış noktası. Çünkü kadına yönelik şiddetin temelinde de ataerkil zihniyet var. O ataerkil zihniyet, kadın evinin anasıdır, çocuklarına bakar, erkeğe hizmet etmekle mükelleftir der. Erkek de aynı o zihniyetle yetiştiği için kendi yetişkinliğinde kadına şiddet uyguluyor. Yani o yüzden çıkış noktanız o kadar doğru ki eğer o erkeklerin kafası değişmezse biz bu şiddeti görmeye devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği neden gerekli ve bunun sağlanması için herkes ne yapmalı? Toplumsal cinsiyet eşitliği hepimizin meselesi.
Yani ne bir kadının ne de sadece bir erkeğin meselesi, hepimizin meselesi. Bu meselenin bizlere olan engellerini, ayak bağlarını gördüğümüzde zaten çözüm için harekete geçmek çok kolay olacak. Çünkü insanoğlu geçmişten beri yaptığı en temel hata şu: sorunları göz ardı etti, etrafında dolandı, görmemezlikten geldi, benim sorunum değil dedi, gelecek nesillere pas etti. Bu bugünün sorunu. Bugün çözmedikten sonra gelecek nesillere pas etmek tembelliktir, sorumsuzluktur. Ondan sonra bu benim problemim değil demektir. Hayata karşı ihanettir bence. Yani insanlığa karşı da ihanet. O yüzden bu sosyal ve ekonomik anlamda özgürlüktür. Bir ailenin geçimini bir erkeğin sırtında devam etmesi de doğru bir şey değildir. Sonra ha şeyi şöyle bağlayacaktım. Erkekler Konuşur projesinde de şöyle bir sonuç çıktı. Bizi bir kadın yetiştiriyor. Kadınlar suçlu. Okey. Haklılar, bir kadın yetiştiriyor. O zaman bir kadının eğitim hakkından mahrum bırakılmaması için de erkeğin harekete geçmesi şart. Kadının sosyal, ekonomik her türlü eşitlik konusuna rahat ulaşması lazım. Bunun için mücadele sarf etmesine gerek yok. Üretkenlik için mücadele etsin. Hak, hukuk, özgürlük için bu kadar zaman kaybı olmaması gerekiyor. Yani olacak şey mi? Bunu kime soruyorum? Herkese soruyorum. Olacak şey mi bu diye. Ama durum böyle bir şey. İnsan ya, ötesi boş. Hepimiz aynı acıları çekiyoruz çünkü. Ya ben kızlarımın bununla uğraşmasını istemem. Çok haklısınız söylediğiniz şey. Yani benim geçtiğim yollardan başka gençler geçmesinler. Yani aynı zorlukları, aynı sıkıntıları Evet. yaşamasınlar ve bu değişim içinde herkes elini taşın altına koyup yapması gerekeni yapıp çaba sarf etsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli bir röportajdı. Herhalde akşama kadar konuşurduk sizinle. Kesinlikle. Çok sağ olun katıldığınız için. Tekrar çok teşekkürler.